Merhaba arkadaşlar, bu çalışmamda ShotCut'ta ses görselleştirme nasıl yapılır? Bununla ilgili 4 efekti öğrenmiş olacaksınız. Görselleştirme yapacağım ses dosyamı ShotCut'a yükledim. Şimdi şu üst tarafta efekt menüsüne geliyorum. Efekte geldiğimde zaten dosyam seçili. Üst taraftaki artı işaretine basarak buradan bir filtre ekleme yapacağım. Arama kısmına ses yazdığımızda ses dalgası görselleştirme, ses dansı görselleştirme, ses ışık görselleştirme, ses tayfı görselleştirme. Bu 4 efekt arasında ne fark var? Bunları uygulayarak öğreneceğiz. İlk önce ses dalgası görselleştirme ile başlayalım. Efektimi seçtim. Seçtiğimde ekranda kutucuk çıktı. Benim sesimin dalgaları bu kutucuk içerisinde hareket edecek. İstersem kaplayıcı alanı şöyle sürükle bırak yaparak genişletirim ya da istediğim yere taşıyabilirim. Şöyle sesimizi çalalım bakalım. Ses dalgası bu şekilde görselleşmiş oluyor ama isterseniz rengini, boyutunu ayarlayabilirsiniz. Burada dalga formu var. 10 tane renk seçebiliyorsunuz. Rengimi mavi yaptım. Bir tane daha renk seçmek istiyorum. İkinci rengimi de şöyle açık bir renk yaptım diyelim. Ama isterseniz tam 10 renge kadar ekleme yapabiliyorsunuz. Şöyle 10 tane rengi ekledim. İstediğim renkleri buradan seçip dalgamın rengini çeşitlendirebilirim. Dalganın kalınlığı ince olduğu için çok anlayamıyorsunuz renklerini. Hemen kalınlığı da değiştirelim. Şöyle kalınlığı 20'ye kadar getirebiliyorum. İstediğiniz boyutta bıraktıktan sonra renkleri daha iyi algılamış olacaksınız. Kalınlığın hemen üstünde burada arka plan rengi var. Arka plan renginde bir tane renk seçelim. Şöyle koyu sarı. Ne oldu? Arka planım sarı oldu. Aslında bu arka plan rengi saydamlaştırmak için kullanılıyor. Ama biz gerekli ayarlamayı yapmadığımız için direkt seçtiğimiz renk görselin yerini kaplamış oldu. Tekrar renk seçtiğim alana geliyorum. Burada alfa kanalında değeri 255'ten aşağı bir değer veriyorum ki bu renk tonu hakimken benim resmim yine görünsün. 150 yapalım. Aslında seçtiğimiz rengi filtre olarak düşünün. Resim, görsel aynen gözüküyor ama üzerine seçtiğimiz renk hakim oluyor. Değerini biraz daha düşürürseniz resme daha yakın ton elde etmiş olacaksınız. Ama şu an buna ihtiyaç duymuyorum. O yüzden şunu sıfır yapıp ben kendi görselimi istiyorum. Konumdan konum ayarlaması yapabilirsiniz. Ama sürükle bırak yaptığımız için çok da buraya değer girmeye ihtiyaç duymuyoruz. Boyuttan yine kaplayıcı alanı ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı doğru inelim. Birleştir dediğimizde tek form şeklinde gözüküyor dalga. Fakat bundaki tik işaretini kaldırdığımızda iki tane dalga oluşuyor. Normalde dalgamız bu şekilde ama biz birleştirme yaptığımız için tek dalga formunda görünüyor. Dalga biçimi altındaki alanı doldur dediğimizde çizgiler arasındaki o boşluğu doldurmuş oluyor. Ve o yüzden böyle alt ve üste ayrılmış gibi bir görünüm oluyor. Aslında çizgiler arasındaki resme ait kısımları da kendi rengiyle doldurmuş oluyoruz. Eğer pencere seçeneğini kullanmayı düşünürseniz bakın seçtiğinizde ne oluyor? Birinci efektimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Geliyoruz ikinci efektimize. Bundaki tiki kaldırıyoruz. Yine ses yazalım. Ses dansı görselleştirme. Burada videomuzdaki görsel kısım hareket edecek. Şöyle başlayalım. Yakınlaştırma, yukarı aşağı, sağ sola, saat yerinde dönme. Bunların hepsini buradan
ayarlayabiliyoruz. Saat yönünde dersek bakalım resmimiz nasıl dönecek. Burada istediğiniz ayarı yaptıktan sonra beğenmediniz diyelim, hemen yan tarafında şu varsayılana sıfırla seçeneğiyle eski haline döndürebiliyorsunuz. Sağ değeri 84 olsun. Beğenmedik. Hemen varsayılanı sıfırla diyoruz ve eski haline getirmiş oluyoruz. Sizlere yakınlaştırma seçeneklerini de göstermek istiyorum. İlk yakınlaştırma ile başlayalım. Salınım ile bakın. Bunları deneyerek daha rahat anlarsınız. Gelelim üçüncü efektimize. Ses tayfı görselleştirmeyi anlatacağım. Ses tayfı görselleştirme. Bunda satır mı, çubuk mu, hangi türde dalga olmasını istiyorsak ona karar verebiliyoruz. Şu an satır seçili. Kalınlığı artırayım, daha rahat görelim. Satır değil de çubuk olsun derseniz buradan çubuğu seçip yine kalınlığını ayarlayarak konumunu, boyutunu ayarlayarak başlayabilirsiniz. Çubuk seçtim ama çubuğun rengini de buradan değiştirebilirim. Yine 10 tane renk seçebilirim. Hızlı hızlı birkaç tane renk seçelim. Bu şekilde seçmiş olduğunuz renklere göre dalgayı ayarlıyor. Arka plan rengini ilk efektimizde anlatmıştım. Yine saydamlaştırmak amacıyla kullanılıyor. Konumunu, boyutunu çok da buradan girmemize ihtiyaç yok. Hani sürükle bırak yaparak biz o işlemleri yapmış oluyoruz. Tayfı yansıt dersek ya da öncesinde doldur diyelim. Tayfın altındaki alan doldurulsun dersek. Çubuk şeklindeki dalgada bunu çok fark edemeyeceksiniz. Bunu satır olarak seçersek. Dalgaların sınırları altındaki boşluklar o renklerle dolmuş oluyor. Tayfı yansıt var. Tayfı yansıt dediğimizde çubukta da satırda da aşağı yönlü bir yansıtma işlemi yapmış oluyor. Tayfı tersine çevir dersek hemen deneyelim. Şarkım bitti. Başa alıp o şekilde deneyeceğiz. Tayfı tersine çevir dediğimizde sol taraftan başlıyorsa sağ taraftan, sağ taraftan başlıyorsa sol taraftan başlıyor şeklinde düşünebiliriz. Aslında yönü değişmiş oluyor. Gerilme, bantlar, bunların hepsi aslında göze hitap şekliyle önemli.
Sevdiğiniz bir dalga formuna gelecek şekilde bunların değerleriyle de oynayabilirsiniz. 3 tane efektimizi bitirdik. Geriye ses, ışık, görselleştirme efekti kaldı. Onu da yazalım. Ses, ışık, görselleştirme. Burada çizgi, çubuk, satır bunlar karşımıza çıkmayacak. Burada ışık patlaması şeklinde bir dalga formu karşımıza çıkacak. Büyütelim. Burada yine istediğimiz renkleri verebiliriz. İçten dışa doğru bir renk çemberi oluşmuş olacak. Deneyelim. Boyut bunları yine ayarlayabilirsiniz. Salınımda hareketini biraz daha yavaşlatabilirsiniz. Eğer bu ayarların kayıtlı kalmasını isterseniz şu üst taraftaki hazır ayar kısmının yanında artı işaretine basarak kaydedebilirsiniz. İsim verelim. Işık patlaması. Ben bir dahakinde bu ayarı seçersem yaptığım her şey aynı şekilde uygulanmış olacak. Ses dalgası görselleştirme, ses ışık görselleştirme, ses tayfı görselleştirme, ses dansı görselleştirme. 4 tane efektimizi görmüş olduk. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.